Dursun Çebi kardeşime dip karpaza selamlarımı gönderiyorum. Koronaya devam demiş. Çiğdem bebek bebek günaydınlar. Sayarak er mecliste tiyatro oynanıyor. Tiyatroculara günah yapmayalım sevgili Sayarak er. Osman Berkel Karaosmanoğlu hayırlı günler, iyi yayınlar abim. Ne oldu Osman abi, geliyorsun mu son uçağından artık, geleceksin ne yapacaksın? Fatoş Kerimoğulları günaydın. Sevgi Ildız Ankara'dan açılırsa Kıbrıs'a Girne'de evimize gelmek istiyoruz diyor Sevgi Ildız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ilk aşamada gelecek. Eğer siz de vatandaşsanız buyurun. Tabii ki inşallah açılır, herkes evine gelir. Oktay Beyazdaş, girmeyik biz bu işlere. Özgül Erdoğan Özdemir Ağa, abi sistem çoğunluk soylu aileler birliği üzerine kurulmuştur. Biz azınlık soysuz ve günah keçisi aileler ne kadar da bağırıp çağırsak nafile. Bu yüzden hiçbir şey iyileşmez, değişmez ta ki çok büyük bir felaket yaşanana dek. İnşallah yaşanmaz Serdar Tirak kardeşim. Soylu soysuz bizi hiç ilgilendirmiyor, herkes eşittir bizim için. Haspolat'taki fabrikaları kırdık döktük, en sonunda yaktık kurtulduk. Bizden Bursa Osmaniye Kastamonu olmaz diyor. Bir Bursa Osmaniye Kastamonu başımıza ne gelirse müstehaktır diyor Said Kumru. Ali Soytürk kardeşim günaydın. KKTC'ye giriş çıkışlar ne zaman normale dönecek, bilginiz var mı? Hükümet bu konuyu konuşuyor. Sanırım 33 Şubat'ı 2021 yılını şey yapıyorlar. 33 Şubat 33 Şubat olur mu derseniz olacak bu sene. Büyük bir ihtimalle olacak. 33 Şubat. Bu kadar çok kolonyayla elimizi yıkarsak 37 Şubat'ı da görecek büyük bir ihtimalle. Ali Soytürk kardeşim hiç belli değil. Hiçbir şey belli değil. Bu korona olduğu sürece, koronavirüs, Covid-19 olduğu müddetçe kimse KKTC'ye girmeyecek, kimse de KKTC'den çıkmayacak. Giren 14 gün karantinada kalacak, çıkan nereye giderse gitsin. Sağ olsun, var olsun Hasan Özeral kardeşim, günaydın. Evet, Nagihan Umar günaydınlar, Sevo günaydınlar, Osman Berkel temsilciliğe yazıldık, inşallah geliriz, bekliyoruz Osman abi, gel artık buralara gel, söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, içelim ayranlarımızı, hayat devam etsin. Evet, gazetelerimize devam ediyoruz, ardından Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısını okuyacağız. Güneş gazetesi sür manşetinde Rumların şer ittifakına tepki diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki hak ve çıkarlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden körfez kaynakları husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Bizi köşeye kıstıracaklarını sananları hüsrana uğratacağız dedi. Başbakan Ersin Tatar da Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hakkı olduğunu, bunun göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyeceğini belirtti. Tatar, Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimi, Rum yönetimi, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sondaj çalışmalarını eleştirmelerinin düşmanca bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı ortak açıklamaya sert tepki verdi. Taçoy, soru nettir. Kıbrıs Rum yönetimi gerginlikten başka faydası olmayan devletleri bölgeye yığmaya çalışarak ne amaçlamaktadır dedi. Evet, ekonomi canlanacak diyor Sayın Tatar. Mecliste muhalefeti yanıtladı, karamsarlığa gerek olmadığını vurguladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın farklı görevlerden sorumlu olduğuna işaret etti. Çekler için başvuruların dün başladığına değinen Tatar, burada devlet kefaletinin de söz konusu olduğuna işaret etti. Taçoy, sicil affı diye bir olayın söz konusu olmadığını kaydetti ve evet para gelecektir dedi. Bu hafta sonu bekliyoruz. İki günün kaldı Sayın Bakan. İki gün sonra yalancı çıkacaksın eğer gelmezse. Bak konuş, ayarla bir şeyler, ne bileyim. bana da öyle dendiydi, işte gelecek dedilirdi. Bana da havale sıkıntısı olduydu, deniz dalgalıydı.
Güzel sevdasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Vay kurban, kandırdanın neredesin? Kaldıralım girine onu buradan. Evet. Bunun rock tarzı da yapılabilir ha. Bu şarkının hakikaten yapılabilir. UBP Milletvekili Resmiye Can Altay, tırnakçıların görev yapmasını gündeme getirerek bir açılım yapılması için gerekli konuşmayı ilgili bakanla yaptığını dile getirdi. Çıraklık ve meslek eğitim yasasında örgün eğitim yapmayan bireylerin çıraklık konusunda eğitilerek ekonomiye büyük katkı koyabileceğini belirtti. UBP Milletvekili Özdemir Berova, çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili görüşlerin bu yasanın uzun yıllar beklediğini kaydetti. Güney'de çalışan mağdurlar var diyor Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu 10 yıl önce hazırlanmasına başlanan fakat bir türlü tamamlanamayan yasanın bitirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi çıraklıkla ilgili. Havalar ısındı, yangınlar başladı diyor Detay gazetesi. Diyalog gazetesindeyiz, korona vurdu diyor manşette. Günde ortalama 70 kişi psikolojik sorunlar yüzünden Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'ne başvuruyor. Koronavirüs salgını sonrasında eve kapanan, işini kaybeden, borç taksitlerini ödeyemez duruma gelen ve gelecek kaygısı yaşayan insanların psikolojik sorunlar yüzünden Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurarak yardım istediği öğrenildi. Yani iş ve para dağıtmıyor tabii ki ve borç taksitlerini ödemiyor hastane. Bilmiyorum Abidin Bey'in çok parası varsa, Abidin Akbirgün'ün başhekimimizin, şaka söylüyorum tabii ki. Diyaloğa konuşan hastane başhekimi Abidin Akbirgün, online sistemin devreye girmesiyle günde ortalama 70 kişinin kendilerine başvurduğunu, yaklaşık 25 kişinin de doğrudan hastaneye gittiğini söyledi. Yani günde ortalama 95 kişi, 70 değil 95 kişi hastaneye başvuruyor. Gelecek kaygısının yanı sıra ölüm korkusu yaşayanlar olduğunu da kaydetti. Evet, bahçesinde çalışan Sri Lankalı kadına I love you diyerek saldırıya geçen ve zorla tecavüz etmekle suçlanan kişi ilginç bir savunma yapmış. Parasını verdim oldu diyor. Yani parayı verdin ne için? Bahçeyi mi temizleyeceydi? İlginç bir durum bu da. I love you demiş. O da İngilizce tabii ki biliyor. Ortak lisan. I love you dedin mi? Kesinlikle her şey serbesttir. Yani Fransızcası da var onun. Rumcası da bildiğinde artık hiç şey yapma. Hiç yani sürekli şey desin tarlada. Evet. Je t'aime, ça va bon. Öğrenin bunları da ki artırasınız şeyi. Artık iklim de güzel, uygun. Aman hiç güleceğim yoktu bugün. Hurdalık'ta büyük bir patlama ve sonrasında meydana gelen yangında ortaya çıkan görüntüler Hollywood filmlerini hatırlattı. Ülkeyi zehirledi. Meclisin deneyimli ismi Hüseyin Angolemli hükümete Diyalog TV'nin kapatılmasını sordu. 10 günde ne yaptınız dedi. SOS Çocuk Köyü'nden kaçan kızlarla arkadaşlık grup sürekli iletişime geçtiği tespit edilen kişi tutuklandı. Çocuklara para verdiği tespit edilmiş ve 215 bin lira çekildiği söyleniyor. Büyükkonut Belediye Başkanı mahkeme tarafından tutuklandı haberinin altında. Yeni Bakış gazetesi sahtekarlıkla para temin etmekle suçlanıyor. Büyükkonut Belediye Başkanı haberi var. Rağbet var ancak yeterli değil restoran ve kafeler konusunda. Bence açın artık diğerlerini de. Yani mesela deniz kenarındaki yerleri açın. Çünkü havalar ısındı, denize girsin ahali, yık yansın, çıksın, bir daha yansın, çıksın, bir daha beleş olan yerlere. Paralı olan yerler artık bilemem kaç paradır bu sene. Ama yani geçen gün de söylediydim. Bugün plajlardan giriş parası almak da artık biraz hırsızlığa girecek gibime geliyor. Yani bu konulara dikkat edelim. Felaketten dönüldü deniyor yangınla ilgili olarak. Mausa'daki bahçe içinde Sri Lanka'dan getirdiği, çalışmak için getirdiği kadına tecavüz ettiği ileri sürülen adamın adı da var burada ama okumuyorum. Kadın 56 yaşında bu arada.
para karşılığı ilişkiye girdik dedik ve Lefkoşa'da kız çocuklarına musallat olduğu, 3 kız çocuğuna musallat olması üzerine tutuklandı bir kişi. Normale dönüşle alakalı tabii ki bunlar. Havalar da ısındı, ne yapsın? Eğitim öğretim yılının tamamlanması için çalışmalar yürütüyoruz dedi Sayın Nazım Çavuşoğlu. Rum polisi Rum kadının Güney Kıbrıs'a geçişine izin vermedi. Karantina yerimiz yoktur diye demişler. Bu dönemde KKTC avantajlı durumdadır diyor Sayın Özersay. Ersin Tatar KKTC Covid-19 mücadelesinde büyük iş başardı diyor. Gerçekten doğrudur bu. Bu çok önemli. Akşam Sağlık Bakanı da bir miktar Kanal T'de bizim konuğumuzdu. Örneğin İngiltere'de neden çok Kıbrıslı Türk ve Rum öldü dedim. Çünkü dedi bizdeki gibi yapmadılar. Yapamadılar tabii ki orada çok büyük bir nüfus olduğu için ama bizde av dedi biri hemen aldılar. Etrafındakileri de aldılar, konuştuklarını da aldılar. Hepsini hemen test yaptılar. Ya bizde ufak olmanın avantajlarını çok iyi kullandık. Çok başarılı olduk ama İngiltere'deki ölümler gerçekten ürkütüyor, korkutuyor. İlginç bir durum tabii ki. Tartışılıyor bu konu. İngiltere'de neden çok fazla insanımız vefat etti diye. Multi-generation lifestyle'dan bahsediliyor. Yani çok fazla bulaş oldu. Neden? Çünkü 3 jenerasyon ya aynı evde ya çok yakın yaşıyor. Yani çocuklar, anne baba, nene dede. Hatta 4. jenerasyonda var ama. Akçın her türlü tarım ülkenin olmazsa olmazıdır diyor Turgut Akçın, narenciye üreticileri, Kuzey Kıbrıs narenciye üreticileri başkanı. Doğu Akdeniz'de sular ısındı, doğrudur, bugün 31 derece. Kuaförler iş yerlerini 18 Mayıs'ta açmak istiyor. Yani pazartesi açmak istiyoruz diyorlar kuaförler. 3. Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, KKTC Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenleri alanlarıyla ilgili açış istediler. Evet, açılış istediler. Ahmet Sennaroğlu ve kardeşi hakkında ikişer gün tutukluluk. Covid-19'la mücadele sürecinde hemşirelerin rolü çok önemli diyor Sayın Çakıcı. Belediye başkanı ile birlikte iki kişiye ağır ithamlar, iki gün tutukluluk. Yeni düzenin manşeti kredi kartı sahtekarlığı demiş bugün. Hurdalık felaketi diyor Yeni Düzen gazetesi. Eskiye değil daha iyi bir yeniye dönelim dedi Sayın Tufan Erhürman. Geçişleri sağlığın ötesinde kapalı tutmayız. Geçişleri sağlığın ötesinde kapalı tutmayız dedi Sayın Kudret Özersay. Ve güneyde çalışanlara 900 veya 1200 TL'lik katkı. Bu arada belirtelim, Güney Kıbrıs'ta da dün 1153 test yapıldı. 2 vaka var, 1 kişi öldü. Allah rahmet, toprağı bol olsun tabii ki. Rahmet de eylesin, neden olmasın ki? Bütün dinler kardeştir. Evet, 1153 test, 2 vaka, 1 ölüm var güneyde. 1000 testte 5 vaka 0 sayılıyormuş. Öyle diyorlar. 1000 testte 0 vaka 0 sayılıyormuş. Yani Güney Kıbrıs'ta da bu iş bir şekilde yavaşladı. Komada olduğu belirtilen veya yoğun bakımda olduğu belirtilen 3 ya da 4 hasta daha var güneyde. Allah onlara iyilik versin. İnşallah en kısa sürede Güney Kıbrıs'ta da bizde olduğu gibi daha iyi bir dönem başlar. Gelişlere gidişlere çok dikkat ederiz, bulaşa dikkat ederiz. Ama Güney ile aramızdaki kapıların açılması çok hoş olur diye düşünüyorum. Çok moral verici olur diye düşünüyorum. Kıbrıs gazetesindeyiz. Zehir saçtı başlığı var Kıbrıs gazetesinde. Enver Buda kardeşim bize günaydın dedi. Koronayı atlattık. Sapık ve pislik haberleri başladı. Normale dönüş olarak dedim ben buna Enver kardeşim. Cengiz Saner günaydın. Her şey para oldu. Denizlerin her tarafında para alacaklar. Çünkü çok para var Kıbrıs'ta bu koronadan dolayı diyor Nazım Abdullah. Güzel bir yorum. Bilmiyorum, anlamadım ama olsun, ne demek istediğimiz Sayın Nazım Hanım.
bu konuda. Çünkü çok para mı var? Yani acaba şaka yapıyorsunuz, yani hiç para kalmadı anlamında herhalde odur. Cengiz Saner, Hünal Perkant, Mustafa Ertürk, sağ ol kardeşim, I love you too. Ahmet Denizer, Pile için ne düşünüyorsunuz? Kakatece bizleri unuttu fakat köyümüz korona tahlillerinde temiz çıktı. Siz ne düşünürsünüz? Benim düşündüğüm zaten Kıbrıs'ta korona virüs krizi tek bir merkezden yönetilmeliydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti işbirliği yapmalıydı. Çünkü biz bu virüsün tehlikesi başladığı anda kapıları kapatarak ülkenin bölünmüşlüğünü, fiziki durumu, yani mevcut durumu hafif yasallaştırdık. Dolayısıyla kişi olarak ben Pile'nin ayrı tutulmasından tabii ki çok rahatsızım. Şu andaki geçişler konusunda Sağlık Kurulu'nun ne derse, sağlıkçılar ne derse onun doğru olduğu inancındayım. Çok büyük bir sıkıntı oluyor mu? Çok büyük sıkıntılar var. Ama Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türkler kadar, belki onların 3 katı kadar güneyde çalışan ve şu anda kuzeyde kalan, işsiz kalan insanlar da var. Yani çok büyük ekonomik sıkıntılar, çok büyük sosyal sıkıntılar koronavirüs nedeniyle en çok tabii ki güneyde çalışanları, işsiz kalanları, bir sürü insan işsiz kaldı. Ödenemeyen insanlar var. Dolayısıyla Pile'de mağdurlar sınıfı içerisinde en yukarılardadır. Allah en kısa sürede sorunlarımızı çözer inşallah. Şahsine Keskin günaydın. Kadriye İnatçı günaydınlar. İçim Nadiri günaydınlar. Behzat Mehrabi günaydınlar. Hakan Atik, biraz da gülelim bir kez daha. Korona, korona Covid-19 der misin diyor Hakan Atik. Korona abim, korona. Evet. Lastikleri yaktılar, bakır çıkarıp satsınlar. Yazık, hava yine kirletildi diyor Nazime Abdullah. Evet, günaydınlar bir kez daha herkese tabii ki. Hakan Özpolat, dün oğlanı gördük Hakan'ım. Selam gönderdiğim sağa. Seldal Bozyiğitbaşı, Seldal Bozyiğitbaşı, günaydınlar. Mail order ve internet bankacılığı yoluyla sahtekarlıkla 214.230 TL temin etmekle suçlanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Senaroğlu ve iki kişi aleyhine ikişer gün tutukluluk alındı. Sahtekarlıkla suçlanıyorlar dedi Kıbrıs sürmanşetinde. Gazi Mausa'da yanında çalıştırdığı Sri Lanka uyruklu kadını bahçe odasında darp ederek cinsel tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişi aleyhindeki suçlamayı kabul etmedi. Zorla bir şey yapmadım diyor. Gönül rızasıyla oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede uçuşların durdurulmasının ardından inceleme yapılmak üzere Türkiye'ye gönderilmesi gereken ölmüş insan dokuları ve adli tıp emareleri ancak dün adresine ulaştırılabildi. 21 doku örneği 2,5 ay sonra Türkiye'ye gönderilebildi diyor haber. Bu da ayrı bir bana göre skandal ama olsun. Demir parçalar etrafa savruldu, zehir saçtı. Haspolat'ta hurdalık alanda çıkan yangın peş peşe patlamalara neden oldu. Gökyüzü siyaha büründü. Ciddi eksiklikler var diyor Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam. Ülkemizde 800 bin dönüm arazide tarım yapılmakta olduğunu belirterek bu alanlarda tedbir amaçlı yangın söndürücü bulundurulmasının yasal zorunluluk olduğunu söyledi. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay ise arazi ve bina yangınları konusunda ülkenin ciddi anlamda eksiklikleri olduğuna dikkat çekerek devletin eksiklikleri tamamlamasının yanı sıra vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini de söyledi. Evet, cevapsız bir aramamız vardı. Hemen biz dönüp arayalım. Evet, Sayın Asbaba, canlı yayına bağlanmak istiyorsunuz herhalde. Alo, canlı yayındayım. Canlı yayına mı bağlanmak istiyorsunuz yoksa merhaba mı demek istemiştiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Caner Asbaba'ya da, sizlere de. Başka bir inşallah en kısa sürede
Sevgiler, saygılar. Kardeşim ikinci girnejonumuz geldi. Cemal Darbaz günaydın. Can Eras Baba bir kez daha günaydın. Yasemin Can Toygar. Yasemin Can Toygar günaydınlar. Ercan Ergün isterim denize gideyim ama param yok. Beleş deniz var mı diyor Ercan Ergün. Kardeşciğim Limni diye gel. Yeşilırmak, Yedi Dalga, Alagadi bedavadır. Onun dışındakiler. Under the construction demeyeceğim, başka bir şey söyleyecektim ama kızacaklar bize söylemeyelim. Onları başkaları kontrol eder kardeşciğim. Anayasa da aykırı olarak başkaları tutar onları ellerinde. Gomazlar kimseyi içeri. Denize beleşe girmek lazım, girmek lazım dedik yıllarca. İnşallah bu sene herkes bedava girebilir denir. Koymayın da şezlong koymayın, bir şey koymayın. Millet guma yatsın. Dün bir Rum uzman Gum'da en fazla bir dakika yaşar dedi. Kıbrıs'ın KKTC'nin demedi tabii ki, öyle bir hata yapmaz. Kıbrıs'ın sıcağında dedi gumun üstünde koronavirüs mümkün değil ama şezlonglar mezlonglar dikkat edeceksiniz. Şezlonga dikkat edin. Mümkün olduğunca kimseye sarılmayın, kimseye temas etmeyin. Denizin içinde bile olsa hapşırırken elinizi hapşırın, yani ne yapayım ben size, ne diyeyim daha. Emine Akçam günaydın, iyi yayınlar. Nazime Abdullah bundan denizlerde olsun para almasınlar. Ha diyor Nazim Abdullah. Denizde olsun almasınlar Levent Oral kardeşim. Günaydın. Evet. Kilikledin Ahmet Necati Ahmet Özkan, sağ ol kardeşciğim. Evet, selamlarımızı ettik. Gazetelerimizi bitirdik. Bitirdik gazetelerimizi. Şimdi Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Biliyorsunuz önce Haberci gazetesinde gün içinde, sonra Gündem Kıbrıs'ta yayınlanır. Ama bu arada Gündem Kıbrıs demişken bir bakalım Gündem Kıbrıs'ta bugün neler var. Gündem Kıbrıs gazetemiz. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne Sayın Başbakan mektup göndermiş Sayın Tatar. Bunu yayınladık. Pozitif vaka görülmediğimiz. Erdinç Küçükuncular, herkes elini taşın altına koymalıdır diyor. Güzel. Kıbrıs Postası gazetesine de bakalım. Kıbrıs Postası'nda bugün öne çıkan neler var? Öne çıkan. Evet, taksicilere yardım var, otobüsçülere yardım yok diyor Biray Hamzaoğulları'nın uyarısı. Ve sanal bahsin devlet ekonomisine yansıması az, üzerine gidilmeli diyor. Sanal bahsin devlet ekonomisine yansıması az. Sayın Hasan Taçoy'un açıklaması bu da. Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Ölenlerin çok üzerinde. Evet. Köşe yazımıza bakacağız. Bugünkü köşe yazımıza bakacağız. Serhat İncirli bugün neler yazmış? Hemen bakalım ve birlikte okuyalım. Adam olamadık. Başlığa bakıp cinsel ayrımcılık yaptığım yargısına varmayın. En baştan söyleyeyim, bu yazıda adam olmamak, mayası bozuk, kumaşı çürük olmak anlamında tüm cinsler için kullanılmıştır. Har vurup harman savurduk. Evet, bu ülkede bunca yıldır har vurup harman savurduk. Mal ve mülk zaten ganimetti, bizim değildi. Hor kullandık. Kumara bile bastık toprağı. Çöp attık her yana. Gavurun malı beytambal kalsın dedik. Güneyde bıraktığımız topraklarımıza sahip çıkmak aklımıza pek gelmedi de Maraş illaki bizimdir dedik. Oysa Maraş hukuken, fiziken, fiilen hiç bizim olmamıştı. Ne biliyorsun sen? Dedelerimizin malıydı ve onlar da vakıf yapmıştı. Geçiniz lütfen. Mausa'yı fethettiğimizde 1571'de Sur içindeki ahalinin bir kısmını varoşlara sürdük. O varoşlar yıllar içerisinde Amokostos'un varoşası oldu.
1571'den sonra oralarda tek tük birkaç aile dışında Türk ya da Müslüman yaşamadı. Neyse konumuz bu değil. Toprağına da, üzerindeki insanına da, kurduğumuz devlete de sahip çıkmadık. Yalan mı? Tseftogrados dediğimde saldırmanızın sebebi zaten buydu. Çünkü çok iyi biliyordunuz sahip çıkılmadığını ve maçın idare edildiğini. Bir cahil arkadaş çıktı geçenlerde Türkiye televizyonlarından birine ve öyle laflar etti ki, bu topraklara sahip çıksak, bu devlete sahip çıksak, ama hepsinden önemlisi Kıbrıs Türk toplumuna sahip çıksak, o bilgisiz cahile dava bile açacaktık ya, demez. Nasıl mı sahip çıkmadık? Yukarıda da söyledim. Benim atalarımın toprağı diyemediğimiz için sahip çıkamadık. Son derece hor kullandığımız bu topraklar üzerinde 1983'te kurduğumuz KKTC'ye gerçekten sahip çıkabilseydik, mesela şu anda en büyük turizm yatırımcısını mahvetmek, yıkmak veya hapsetmek gibi bir rahatlık içerisinde olmazdık. Size çok basit bir örnek vermek istiyorum. Devlete nasıl sahip çıkılır? Devletin gelirleri nasıl korunur? Lütfen dikkatli okuyun. Yıllar önceydi. Londra'da çok ünlü bir Türk lokantası. Gümrük ve muhafaza yani vergi memurları topluca bu restoranın nefis kebaplarından yemeye gelmişti. Daha önce de yazdım bu olayı, hatırlıyorum. Memurlar oldukça kalabalık bir şekilde yemeklerini bitirdikten sonra hesap istemişti. Hem de topluca değil tek tek. Türkiye göçmeni garsonlar ne lan bu tek hesap diyerek tümünün eline el yazısı hesaplarını tutuşturuverdiler. Adamlar zaten restoranı takip ediyorlarmış. Kimliklerini gösterip cezalarını yazdılar. Resmi, yasal fatura, makbuz nerede yoktu. Derken o restoranın sahiplerini mahkemeye vermeye hazırlandılar. Dediler ki devletten vergi kaçırıyorsunuz, katma değer vergisi ödemiyorsunuz, çalışanlarınızla ilgili yasal sorunlar var vesaire vesaire vesaire. Akabinde devlete borcunuz 8 milyon sterlin deyip mevzi aldılar. Restoranın sahibi 8 milyon sterlin ödeyemez. Bunu devletin yetkilileri de biliyor. Peki restoranın sahibi battı mı lan? Üçte birini bile ödemem. Ben anavatanıma kaçıyorum dese ne olacak? İngiliz devleti alacağını alamayacak. Anlaşalım. Teklifi atıldı ortaya. Üç aşağı beş yukarı derken 1,5 milyon sterlinlik bir ceza, vergi, KDV toplamıyla mesele kapatıldı. Devlet para aldı. İş yeri kapanmadı. Çalışanlar işsiz kalmadı. Siyaset devreye girmedi. Yabancı bir ülkenin İçişleri Bakanı televizyon programına çıkıp İngiltere'de operasyon yaptık da demedi. Biz ne yaptık? Olgular öyleydi, bulgular şöyleydi, mesele buydu, oydu derken başka benzer davalarda 1000 TL para cezası bile kesmediğimiz insan örnekleri dururken, çok daha vahim olaylarda bir ay hapis cezası verilmeyen davalar ortadayken, mesela tuttuk Bulut Akacan'ı içeri attık, hapse attık. Akacan birini veya birilerini mi öldürdü? 10 kilo eroinle mi yakalandı? Kokain mi sattı? Birinin eşine, annesine, kızına sarkıntılık, edepsizlik mi yaptı? Çocuklara tecavüz mü etti? Birinin parasını, malını, mülkünü mü çaldı? 3 kişiyi mi dolandırdı? Hayır. Ne oldu Akacan hapse girince? Onlarca değil, yüzlerce insan ve evet içlerinden biri de benim işsiz kaldı. Benim başka işim de var, doğrudur. O da sıkıntıya girdi, doğru dürüst maaş alamamış olabilirim ama belki 700 ile 1000 kişi arasında insan sıfır gelirle işini kaybetti. Yatırımlar durdu. Devlet para kaybetti. Hem de yüklü para.
Sen yargıya müdahale ediyorsun, yaptığın suçtur mu diyeceksiniz. Akacan'ı her mahkeme sonrasında ön sayfasından yayınlayan Diyalog gazetesi de ülkedeki tüm gazetelerde yargıya defalarca müdahale etmiştir. Geçiniz. Şimdi Diyalog grubunun televizyonunda bir programda söylendiği iddia edilen sözler nedeniyle insanlar işsiz kalmakla karşı karşıya. Hatta kalanlar oldu sanırım. O sözleri sarf ettiği iddia edilen grubun patronuna ait ülkenin en büyük yatırımları da tehdit ve tehlike altında. Soruşturun, karıştırın. Neden? Binlerce insan daha işsiz kalsın ve bu ülke ciddi gelir kaybetsin diye mi? Bu oteller şu anda kapalı olduğu için beni arayıp her gün ağlayan arkadaşım var. Ağlayan derken üzüntüsünü anlatmak istiyorum. Birçok köylümüz bu otellere sattığı ile çok ciddi gelir elde ediyordu. Belediyelerimiz, devletin bizzat kendisi de. Vay sen şunu söyledin diyerek bu ortamda, bu zor dönemde değil, hayatın herhangi bir normal zamanında bile Kıbrıs Türk toplumu bu durumda olmamalı. Peki neden bu durumdayız? Neden bu kadar aciz ve çaresiziz? En başta söylediğimiz gibi, bağımsız devlet olamamaktan, toprağın yasal sahibi olamamaktan, ganimet düzeninden, hamaset tutkumuzdan, yalanlarla, propagandayla bu coğrafyada devletçilik oynamaktan, dik duramamaktan, dirayetsizlikten, basiretsizlikten, kimliksizlikten, kişiliksizlikten çok üzgünüm, kolay satılır olmaktan. Kısacası hepimiz için geçerlidir bu son söyleyeceğim. Çok üzgünüm ama adam olamamaktan. Bu kriz sonrası lütfen artık adam olalım. Daha çok vergi, daha çok devlet geliri, daha çok denetim, daha çok disiplin, daha az bürokrasi, daha hesap verebilir bir yönetim, daha şeffaf bir hükümet. Lütfen artık yatırımcıyı bezdirmek, bir çırpıda tüm çalışanlarını işsiz bırakmak gibi durumlara düşmemek için saçma sapan siyasi oyunlara gelmeyelim. Evet, adam olalım. Ve adam değiliz'i kabul edelim. İstisnalar varsa üstüne almasın. Evet. İstisnalar varsa üstüne almasın. Kimse bana bu ülkede bunlar olmadı, hiç kimse müdahale de etmedi, siyasi oyunla yoktur demesin çünkü biz siyasi müdahalede bulunduk deyip televizyonda canlı yayına katıldı. Çok saygın insanlar tabii ki. Bir şikayetimiz yok. Tamam. Anlaştık. Müdahale edilmedi demesin kimse. Çok canlı bildiğimiz insanlar var. Cap canlı. Falancanın borcunu durduranlar var, filancanın borcunu durduranlar var, ödemesini durduranlar var. Lütfen sakin sakin, adam olamadık be kardeş, bunu kabul edin. Taklitçi, yağcı, yardakçı, yalaka olduk. Geçen gün, yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum, çok da güzel bir laf. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu ifade Türkiye'de kullanılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde bu ifadeyi kullanan tek bir kişi yoktu. Artık kullanmaya başladı bütün siyasetçilerimiz. Bütün siyasetçilerimiz demeyelim ama kullanmaya başladık. Yazık ya. Yani bu bile bana
artık irritasyon, irrite ediyor insanı yani, yazık. Dik durun, sağlam durun. Bu kadar. Kimseye de saygısızlık etmeyin. Kimseye sevgisizlik etmeyin. Türkiye bizim canımız, ciğerimiz, anavatanımızdır. Hiçbir şikayetimiz yok. Ama batırmayın bu kadar kolay insanları. Bu kadar kolay oyun oynamayın herkese. Bu kadar kolay sokmayın içeri herkesi. Sonra da 700 insanlar işsiz kalsın. Sizin umurunuzda değil. Bizim hiç paramız yokmuş. Sizin hiç derdiniz değil ki. Nasıl olsa biz hainiz değil mi? Evet. Ara verelim, aradan sonra İngiliz gazeteleriyle devam edeceğiz. John burada, Girne John. İçeceğiz, geri geleceğiz. Biraz daha kolonya koyalım. Devam. Aradan sonra buradayız.